Şu tartışılıyor Türkiye'de, Halil İbrahim kapatılsın, yeni bir kapı açılsın. Nerede, nasıl, pratik alanda bunun uygulaması yok. Mesajlarını Türkiye'ye verdi. Habur'a alternatif bir kapı açılamaz dedi. Yani sizin topraklarınız dışında ikinci bir yol açılamaz. Hiç. Hayır, tabii ki hayır. Ancak Suriye üzerinden Musul'a gidecek her yol Irak, Kürdistan'ın topraklarından geçecektir. Aksi olamaz. Türkiye'yi Kuzey Irak'ın batıya açılan kapısı olarak niteleyen Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Kanal D Haber'e konuştu. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'na da dün dinlemişsinizdir. Türkiye'ye bir mesaj vermek isteseniz. Bu referandum hiçbir şekilde Türkiye milli güvenliğine tehdit değil ve olmayacaktır. Bu nedenle bizi anlayışla karşılamalarını rica ediyorum. Keza hemen yarın Kürdistan bağımsızlığını ilan etmek gibi bir niyetimiz yok. Referandumun Türkiye tarafından büyütüldüğünü ileri sürdü. Yapmış olduğumuz referandumu Türkiye kendi hacminden daha çok abarttı. Bunun nedenini anlamış değilim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptırım mesajına da yanıt verdi. Bir vanayı kapadığımız anda iş bitti. Kapatabilir ama bundan çıkarı ne? Barzani, boru hattının kapatılmasının bazı yasal yaptırımları olabileceğini söyledi. Türkiye'nin Avrupa'ya karşı olan imajı bozulur dedi. B planı var mı? Yani nereden gider petrol? Hayır, elimizden geçen yegane boru Türkiye üzerinden geçen borudur. Neçirvan Barzani ambargo ihtimalini de değerlendirdi. Bu kapının kapatılması için ortada hiçbir gerekçe yok. Bunu gündeme getirmek bile doğru değil. Kapının kapatılması ne Türkiye'ye ne de bize bir çıkar sağlar. Almanya ve İngiltere'den sonra en çok ihracat yapılan üçüncü kapı burası. Kapatılırsa 5 milyon insana karşı ambargo koymuş olur. En çok merak edilenlerden biri Türkiye ile ilişkilerin bundan sonraki seyri. Barzani referandum sonrası diyaloğun kesildiğini söyledi. Yan kanallarla devam eden görüşmelerimiz var. Örneğin ABD Dışişleri Bakanı Türkiye Dışişleri Bakanı ile görüşmüş. Ya bir ilerleme var mı? Şu anda bir ilerleme görmüyorum ama ilerlemesini umuyoruz.